Gençler, şimdi herkese tekrar merhabalar. Lütfen şimdi yanında olanlar, arkadaşlar, fonksiyonlar föyünün ikincisini açarsa memnun olacağım. Yanında olmayanlar dersi takip etsin. Föydeki çözdüğümüz örnekleri kendisi sonra çözer. Ama yarınki dersimizde bu föy yine yanınızda bulunsun. Bu föyü yarın bir aksilik olmazsa bitireceğiz arkadaşlar. Onu söyleyeyim, tamam mı? Şimdi şu... Hocam defterleşimiz bitti mi bugünlük? Bugün defterleşimiz bitti. Bugün deftere daha yazmayacağız. Şimdi şuradan başlıyorum. Hadi bakalım adam bize ne söylüyor? Diyor ki fonksiyonun en geniş tanım kümesi. Basit bir soru. Çift dereceli köklerin içerisi sıfırdan büyük ve eşit olacak. Yani 5 eksi x sıfırdan büyük ve eşit olacak. X arkadaşlar 5'ten küçük ve eşit olacak. Devam ediyorum. Gelelim şuraya. 9x eksi 7. Burası da arkadaşlar tamamen serbest. Buradan işimiz yok. Şu kısım sıfırdan büyük olacak ve eşit. 2x eksi 1 büyük eşittir sıfır olacak. X büyüktür 1 bölü 2. Yani x 1 bölü 2'den büyük eşit ve 5'ten de küçük. O zaman 1 olur, 2 olur, 3 olur, 4 olur ve 5 olur. 5 tane değer vardır diyebiliyoruz. Geçiyorum soruyu. Bakın 2010'da sorulmuş şöyle bir soru var. Adam diyor ki arkadaşlar bu fonksiyonun tanım aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Biz biliyoruz kökün içerisi sıfırdan büyük ve eşit olacak. 2 eksi x artı 3 sıfırdan büyük ve eşit olacak. Mutlak değeri alıyorum diğer tarafa. Mutlak değer içerisinde x artı 3 küçük eşittir 2 oluyor. O zaman x artı 3 bu tarafta 2 varsa bu tarafta arkadaşlar eksi 2 koyuyorum. O zaman x dediğimiz aralık neresi oluyor? Eksi 1 ile eksi 5 arasında. Eksi 5, eksi 1 aralığı oluyor. Şimdi devam. Şimdi gelelim şu üçüncü soruya. Üçüncü soru bize ne söylüyor? Bakalım. Söylediği şey şu. Fonksiyonun en geniş tanım kümesi. Burada kök yok. Kök yok ki hani şurada tanımdır falan desek. Burada sadece bizi sıkıntıya sokabilecek tek bir şey var. Nedir o? Paydayı sıfır yapan değer varsa o zaman onları açacağız. Hiç paydada bir adam olmasaydı, hiç bulunmasaydı bütün R sayılarda tanımlıdır diyebilecektik. Şimdi ne diyorum ben arkadaşlar? Paydayı sıfır yapan değerler x eksi 3'e x eksi 2 diye çarpanları ayırıp sıfıra eşitlersem kimler onlar? Bir 3, bir de 2. O zaman 3 ve 2 de bu fonksiyon tanımsızdır. O zaman tanım kümesini şöyle nitelendiriyorum. Reel sayılar eksi 3 ve 2 diyebiliyorum. Basit bir soruydu. Sadece paydayı sıfır yapan değerleri ne yaptık? Çıkardık. Şimdi geçiyorum. 4. Bize ne söylüyor? Bakalım şimdi dördüncü soru. Dördüncü soru diyor ki arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi doğal sayılardan gerçek sayılara tanımlı bir fonksiyon belirtmez? Doğal sayılardan yani n'den reel sayılara. Bu şimdi fonksiyon belirtir mi birincisi? Belirtir. Çünkü hiçbir doğal sayı paydayı sıfır yapmaz. Burası arkadaşlar R'den R'ye fonksiyon olur muydu? Olmazdı. Çünkü eksi 8 paydayı tanımsız yapar. Diyorum kardeş sen şu anda fonksiyon olmaya engel bir durumun yok. Doğal sayılarda her zaman tanımlısın sen. İkinci B seçeneğine bakıyorum. Fx eşittir 5. Bu sabit fonksiyon. Bütün doğal sayıları versem hep 5 çıkar.
hiçbir mahsuru yok. C seçeneğine bakıyorum. O doğal sayılarda bir fonksiyon mudur? Fx eşittir x artı 1 bölü 2x eksi 13. Evet. Nasıl hocam? X'e istediğimiz doğal sayı verelim. Hep bir reel sayı çıkar. Paydayı sıfır yapan değer 13 bölü 2'dir. O zaman diyorum ki 13 bölü 2 de zaten doğal sayı değil. O zaman burada da hiçbir sıkıntı yoktur. Denizli, bu da hep fonksiyondur. Çünkü x'e arkadaşlar bütün doğal sayıların hangisini istersek verirsek verelim. Sonuçta hep bir reel sayı çıkar. Tanımsız olan gene hiçbir durum yoktur. O yüzden fonksiyondur. Edirne fonksiyon değildir. Çünkü bir doğal sayı, örneğin 0 veya 1, 2 neyse bir tane bile sıkıntı olursa problem vardı. Her eleman gidecekti karşı tarafa. 0 verirsem örneğin 4. dereceden kök içerisinde eksi 11 oluyor. 4. dereceden kökün içerisinde eksili sayı yazamazsınız. O yüzden bu fonksiyon olmaz. Bu çarpı. Geçiyorum şimdi arkadaşlar 5. örneğe. Bakalım ne diyor bize şimdi 5. örnek. Şimdi aşağıdakilerden hangisi tam sayılar kümesine tanımlı bir fonksiyon olabilir? Tam sayılarda tanımlı. Bakın buradaki cümleye lütfen dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi tanım kümesi tam sayılar demiyor. Bakın tanım kümesi tam sayılar demek. Yani ilk ana küme tam sayılar. Karşı tarafı bilmiyoruz. Ama tam sayılar kümesinde tanımlı diyor ya. Bakın tam sayılar kümesinde tanımlı demek. Arkadaşlar hem tanım kümesi tam sayılar hem de değer kümesi tam sayılar demektir. Bir daha söylüyorum cümlemi. Tanım kümesi tam sayılardır derse sadece tanım kümesi tam sayılardır. Ama fonksiyon tam sayılarda tanımlı dediği zaman, tam sayılar kümesinde tanımlı bir fonksiyon dediğin zaman hem tanım kümesi hem karşı taraf her şeyi tam sayılarda anlamındadır. Hocam. Efendim. Hocam direkt şey dese mesela görüntü kümesi tam sayılar dese. O zaman sadece burayı kasteder. Gittiğim yeri kasteder. Bakın, reel sayılar mı alacağız tanım kümesini? Efendim? O zaman tanım kümesini reel sayılar mı alırız? Tabii. Burayı hiçbir şey belirtmemişse yok reel sayılar alırız diyemeyiz Kemal. Onu hiç belirtmemiştir. Onu bilmiyorum. Yani burayı aslında belirtmesi lazım. Fonksiyon olmaz yoksa. Hiçbir şeyi evet. Hiçbir şey belirtmemişse R'den R'ye düşünürüz. Özellikle burada bir daha söylüyorum. Tanım kümesi tam sayılardır derse sadece tanım kümesini tam sayılar alırız. Görüntü kümesi tam sayılır derse sadece görüntü kümesini veya değer kümesini tam sayılırız. Siz şu kavramı, şu cümleyi bilin. Diyor ki F R'de tanımlı. R'de tanımlı derken tanım kümesi R demiyor. R'de tanımlı demek R'den R'ye. F N'de tanımlı. N'de tanımlı demek N'den N'ye. Bakın tek bir küçücük bir kelime var orada. Eğer şöyle deseydi, fonksiyonun tanım kümesi doğal sayılardır. Tanım kümesi doğal sayılardır demek farklı bir şey. Doğal sayılarda tanımlı demek farklı bir şey. Yani tanım kümesini özellikle vurguluyorsa sadece tanım kümesini ilgilendiriyor. Ama tam sayılarda tanımlı dediğin zaman hem tanım kümesi hem değer kümesi tam sayılardır. Şimdi mesela şu ifade. Bakalım hem tanım kümesi hem de değer kümesi tam sayılar oluyor mu? Örneğin burada bir tam sayı verdiğim zaman hep sonuç tam sayı çıkıyor mu? Örneğin 2 veririm. Sonuç tam sayı çıkmaz. Diyorum ki kardeş kusura bakma sen fonksiyon olamazsın. Hangisi fonksiyon olabilir diyor. Hangisi fonksiyondur demesi lazımdı. Olabilir böyle bir şeyi sormaması gerekir. Gelelim şuraya. Bu şimdi tam sayılardan tam sayılara bir fonksiyon olur mu? Olmaz. Örneğin rastgele bir örnek seçiyorum. 2 versem diyorum. 5 bölü 2 yapar. O zaman da tam sayı çıkmaz. Kusura bakma diyorum sen de gittin. C seçeneğine bakın arkadaşlar. C seçeneği x kare eksi 3. İstediğiniz bir tam sayı seçin.
Seçtiğiniz her bir tam sayıda sonuç gene bir tam sayı çıkar arkadaşlar. Çünkü hiçbir kesir kavramı yok. O yüzden bu tam sayılarda tanımlı bir fonksiyondur diyebiliyorum. Hadi bakalım gelelim. Fonksiyonlarda 4 işlem diyor. Biz bunun bilgisini az önceki derste verdik. Şimdi hadi örnek bakalım ne yapmış bu adam. Şimdi ne yapmış arkadaşlar? 2 tane fonksiyon vermiş. Diyor ki f artı g'de 2 nedir? Ben önce f artı g'yi bulur sonra 2 yazarım ya da direkt f2 artı g2 yazarım olur biter yani. Şimdi biz şu en alttakini yapalım. Bunu değil, şu daha güzel. C seçeneğine bakalım şimdi. C'yi azıcık büyüteyim. Birazcık daha. Evet. Fonksiyonları görelim en azından. Şimdi arkadaşlar bakıyorum şimdi 2f eksi 3g eksi 1'in altında 1'i yazmamızı istiyor. Yazarız diyoruz. Nasıl? 2f 1 eksi 3 tane g 1 sonra eksi 1. Bu eksi 1'i etki edemez. F'te 1'i buluyorum önce. F'te 1, x yerine 1 yazarsam 3, 2 ile çarptım 6. G'de 1'i buluyorum. G'de 1 yazarsam eksi 1, eksi 3 ile çarparsam artı 3. Bir de eksi 1 var. Ne oldu şurası? 9, 1'i çıkardım. 8 oldu diyoruz. Demek ki öndeki sayı her birine ayrı ayrı etki edecek diyoruz. Şimdi bu soru yazdığımız, bir önceki ders arkadaşlar yazdığımız notla alakalı. Nasıl hocam? Bakın şöyle. Lütfen dikkat edin. Diyor ki f artı g'nin görüntü kümesini bulun. F artı g'de örneğin eksi 1'i yerine yazsak cevap tanımsız yok. Böyle bir şey bulamazsın diyor görüntü. Niye? Çünkü eksi 1 f'de g'de ayrı ayrı kullanacağından dolayı arkadaşlar eksi 1 değil özür dilerim başka bir değer alıyorum. Artı 1 alıyorum burada. Veya eksi 1 oluyor hocam. 2 özür 2 alıyorum. F artı G'de örneğin 2. 2 F'de var. Yani F2'yi bulabiliriz. Ama G'de 2 diye bir eleman yok tanım kümesinde. O yüzden G2 tanımsız olduğundan F2 artı G2 bunu bulabiliyorum. Fonksiyon F'de 2'nin değeri 9. Ama bunu bulamadığım için diyorum kusura bakma senin cevabını bulamayız. Ama hocam az önceki soruda mesela her sayı yazıyordu orada. Sorunun başında F ve G hakkında hiçbir bilgi yoksa R'den R'ye çalışıyor ya istediğiniz yere yazabilirsiniz. Şurada hiçbir bilgi olmasaydı adam istediği sayı buraya yazabilirdi. Ama eğer sana tanım kümelerini veriyorsa sen görüntüleri bulabilmek için, çıkan sonuçları bulabilmen için ne yapman gerekiyor? Yapmamız gereken şey şu arkadaşlar. F artı g'de şu içeriye iki fonksiyonun da tanım kümesinde ortak olan elemanlar kimlerse onları yazmamız gerekiyor. Kim onlar? Eksi 1. Eksi 1'i yazarsam f eksi 1 artı g'de eksi 1 olur. F'te eksi 1 yerine yazarsam 3. G'de eksi 1 yerine yazarsam eksi 4. Buradan eksi 1 çıkar. Şimdi görüntü sadece bunu mu alacağız hocam? Hayır. Bir de kime bakacağız arkadaşlar? Sıfır. Sıfır da ortak elemandır. O zaman F artı G'de sıfıra bakıyorum. F sıfır artı G'de sıfır. F sıfır beştir. G'de sıfır eksi birdir. Buradan da dört çıktı. Yani görüntü kümesinde tanım kümesinin ortak elemanlarının hepsini kullanmak zorundayız. Ve ne çıkıyor arkadaşlar? Bir eksi bir, bir de dört. İşte görüntü kümemiz. Demek ki
Yazdığımız not bize bunu gerektirdi arkadaşlar. Ne o? Fonksiyonlarda 4 işlem yapabiliyoruz. Evet ama görüntü bulmak için şuraya yazacağımız elemanlar, şuradaki elemanlar iki fonksiyonun da kullanabileceği tanım kümesindeki ortak elemanlar ancak olabilir. Şimdi hadi bakalım geçelim şöyle bir soruya. Bakın 2016'da sorulmuş güzel, basit bir soru. Arkadaşlar bize neyi soruyor? Lütfen bakın. F4 çarpı G4. Şimdi F4 çarpı G4'ü bulabilmek için ne yapıyorum? Bakın. Diyorum ki arkadaşlar şurada X yerine ben 4 yazsam. Niye hocam? Ya F4 artı G4'ü bulmuş olurum en azından. Yazıyorum diyorum. 4. O zaman F4 artı 4 ikisini de etki edeceğinden dolayı bir de şuradan ne geliyor? G'de 4. 4'ü karşı tarafta da yerine yazıyorum. 16 oldu. Şimdi yine F ve G ile alakalı 4 sayısını elde etmek için şurada X yerine arkadaşlar bu sefer diyorum 2 yazıyorum. Çünkü 4 yazarsam bu sefer burası 8 olur. Buraya 2 yazarsam şurada 4 oluştu ya içeride. O zaman o 4 gene bunlara ayrı ayrı dağılsın. F'te 4, burası 4 olduğu için. Eksi G'de 4. X'e burada 2 yazdığım için sağ tarafta da 2 yazıyorum. Karşı taraf 2 oldu. İşte F4 artı G4, F4 eksi G4'ü bulduk. Bunları ben diyorum arkadaşlar taraf tarafa toplarsam. Bakın G4'ler gider. Şurası gitti. 2 tane F4 eşittir 18. F4'ün değeri 9 olur. F4 9 olduğundan bu 9 ise G'de 4'te ne yapar arkadaşlar? 7 yapar. G'de 4, 7 olur. Bizim istediğimiz F4 çarpı G4'tü. O zaman 7, 9'un 63 yani Edirne aradığımız cevap olur. Bakın bir kere daha söylüyorum neyi? Şunu söylüyorum. F4 ve G4'ü bulabilmek için 4'ü yazdığım zaman 4 ikisine de ayrı ayrı dağılıyor. F4 artı G'de 4. Burada X yerine ben eğer 4 yazarsam burada o zaman içeride 8 oluşur. Halbuki ben içeride 4 oluşsun istiyorum. O yüzden X'e 2 yazdım ki burası 4 olsun ayrı ayrı dağılsın diyorum. Burada kafanıza yatmayan bir yer varsa lütfen sorun. Geçiyorum soruyu o zaman müsaadenizle. Hadi bakalım geldik şöyle bir soruya. Evet. Diyor ki arkadaşlar fonksiyonlarından hangileri her a ve b gerçek sayıları için f a artı b f a çarpı f b eşitliğini sağlar? Mesela birinciye bakalım. Birinci bunu sağlar mı? Ne demek istiyor hocam? Diyor ki fonksiyonda x yerine bir a artı b yaz. Yazayım a artı b. 2 çarpı a artı b yani x yerine a artı b yazdım. Bu bakalım yani f a artı b bakalım f a çarpı f b olacak mı? F'te a yazarsam şurası 2a. B yazarsam 2B, 2A artı 2B eşittir 4AB. Şurası o zaman A artı B, 2 ile sadeleştireyim şunları. A artı B, 2AB'ye eşit olacak. Her gerçek sayı için bu sağlamaz ki. Özel bir durumda belki sağlayabilir. Ama arkadaşlar... Hocam bir daha anlatabilir misiniz? Ben anlayamadım ya. Efendim? Ben anlayamadım hocam. Bir daha anlatabilir misiniz? Tabii ki bak Kemal. Kastettiği şey şu. 3 tane fonksiyon veriyorum diyor. Bu fonksiyonlardan hangisi şu özelliği sağlar?
Özellik ne? Özellik şunu söylüyor. Diyor ki bakın bir daha alayım isterseniz. Özellik fonksiyonda adamın istediği özellik şu. F'te diyor bir A artı B yaz. Eşit olsun F A çarpı F B. Bunun birinci fonksiyon bu özelliği sağlar mı diyor. Deniyorum. F fonksiyonunda x yani şimdi f a b ne demek? Mesela f'te 7 demek 7 yaz demektir. F a artı b ne demektir? X gördüğüm yere a artı b yazıyorum. O zaman işlemin sonucu şöyle çıkar. 2 çarpı a artı b. Sol tarafın sonucu bu olur. Bu şimdi f'te a yazıyorum yerine. X yerine a yazarsam şurası 2a olur. X yerine b yazarsam şurası da 2b olur. Şu ikileri sadeleştirelim. Bakalım eşitlik sağlayacak mı? Bunu sağlıyor mu diyor mesela birinci öncülde. Ne oldu burası? A artı B 2AB. Bu özelliği ilk fonksiyonum sağlar mı diye bakıyorum. İlk fonksiyonumda yerine yazdığım zaman F'te A artı B'yi ayrı buluyorum. F'te A'yı ayrı, F'te B'yi ayrı buluyorum. Her birini ayrı ayrı buluyorum. Bakıyorum ki eşitlik sağlayacak mı? A artı B bütün reel sayılarda 2AB'ye eşit midir? Hayır diyorum. O yüzden kusura bakma birinci öncül sen yanlışsın. He, bunu doğru olup olmadığını Kemal ve diğer takılan arkadaşlar varsa vardır muhtemelen şöyle de yapabilirsiniz. Şimdi bu fonksiyon şu özelliği sağlayıp sağlamadığını sayısal değer kontrol ederek de yapabilirsiniz. Örneğin 1 ve 4 verelim. Yani 1 ve 4 verirsen burası ne yapıyor? F5. Bakalım şuna eşit olacak mı yani? 1 ve 4 verdim. A'ya 1, B'ye 4 verdim örneğin. F1 çarpı F4. Bakalım olacak mı? F'de önce 5'i yerine yazıyorum. 5'i yerine yazarsam ne yapar yukarısı arkadaşlar? 10 yapar. F'de 1 çarpı F4 olacak mı bakalım? F'de 1 ne yaptı arkadaşlar? 2. F'de 4 ne yaptı arkadaşlar? 8. Bakın burada A ve B iki tane rastgele sayı seçtiğim zaman çıkan sonuçla FA, FB'nin çarpımları sonuçları aynı çıkmadı. O zaman diyorum ki birinci öncül yanlıştı. Ben burada genel harfler üzerinden gittim. Şimdi birinci öncülün sağlamadığını buradan gördüm. FA artı B yazdım F'te X yerine. Sonra A yazdım 2A oldu. Sonra B yazdım X yerine 2B oldu. Baktım bu sonuçlar eşit mi? Değil. Birincisi eşit değil. Şimdi ikinciye bakalım. İkinci bu özelliği sağlayacak mı? Yani ne yapacağım hocam? İkinci fonksiyonda x yerine bir a artı b yazalım. X yerine şimdi a artı b yazarsam 2 üzerinde a artı b sol taraf bu oluyor. Sağ taraf ne olacak? F'te a X yerine A yazıyorum. 2 üzerinde A çarpı F'te B 2 üzerinde B. Şu sağ taraf ne yapar? 2 üzerinde A artı B'dir. Tabanlar aynı olduğu için. E burada da 2 üzerinde A artı B var. O zaman bu ifade sağlıyor. İkinci öncül bakın üstü ifade bilgisiyle sağladığını görmüş olduk. Bakalım üçüncü öncül sağlayacak mı? Bunun sağladığını gördüm. Bunu siliyorum. Üçüncü öncül fx eşittir x kare. Şimdi f fonksiyonunda önce diyorum a artı b yazıyorum yerine. Yazarsam ne yapacak? X özür dilerim. A artı b'nin karesi. Çünkü x kare ya. Bakalım bu eşit olacak mı? F'te a. F'te a yazarsam x'in yerine a kare çarpı b kare. E şurayı açarsam a kare 2AB artı B kare. Bu A çarpı B'nin ayrı ayrı karelerin çarpımına niye eşit olsun ki? Birçok sayı için bu sağlamaz. Belki istisna 1-2 değer sağlayabilir. O zaman diyorum kardeş kusura bakma sen de sağlamadın. Ama bir daha söylüyorum. Bunların sağlayıp sağlamadığını sayısal değerle de gösterebilirsiniz. Mesela üçüncü öncülü de arkadaşlar sağlamadığını sayısal bir değerle göstereyim size. Mesela adam diyor ki üçüncü öncül bu özelliği sağlar mı? Bu özelliği korur mu yani şu üçüncü öncül?
Ben diyorum tamam seçeyim bakayım. Mesela 2 ile 3 seçelim bu sefer. Burası bakalım F'te 2, F'te 3 eşittir. Bir de bir tane değer seçtiğinizde diyelim sağladı ya. Bunu her türlü sağlıyor diyemezsiniz. Çünkü belki başka bir değer de sağlamayacak. Onun için denemeniz lazım. Ama bir tanesini denediniz sağlamadı mı? O zaman hiçbir zaman sağlamıyor demektir. Şimdi hiçbir zaman derken yani genel anlamda sağlamıyor demektir. Şimdi F'te A artı B'yi alsam yani şurası. Ne yapar burası arkadaşlar A artı B? Yani F'te 5. Bakalım F'te 2 çarpı F'te 3. Bunlar eşit mi? F'te 5'i yerine yazıyorum. 5'i yerine yazarsam 25. F'te 2'yi yerine yazıyorum 4. F'te 3'ü yerine yazıyorum 9. 4, 9'un 36 burası da 25 oldu. Yani ifade sağlamadı. O zaman diyorum 3. öncül yani x kare fonksiyonu bu özelliği sağlamaz. Yani x karede a artı b yazarsan bir de f'de yani bu fonksiyonu a yazıp b yazıp çarparsan buradan çıkan sonuçla buradan çıkan sonuç aynı olmaz demek istedik. Problem varsa arkadaşlar bir kere daha anlatabilirim. Hocam şurasını anlamadım dediğiniz yer varsa lütfen sorun. Hocam anlamadığım değil de şöyle bir şey düşündüm. Hani mesela bu şey sorularında da oluyor. Bazen şıklar zor oluyor da hani sayı veriyoruz ya hocam az önce evet, yaptığımız gibi. Evet. Hocam atıyorum 1 verdik sağladı ama bize sağlamayan değeri arıyor. Hocam 1 vermek yerine direkt böyle gidip abidik gubidik sayı versek mesela 13'e işte 7 falan versek. Tabii zaten ki. Ya sağlar ama, ya sağlamaz. Tabii ki ama Kemal o kadar da büyük vermene gerek yok. Yani şunu her zaman verebilirsiniz. Mesela 2, 3, 5 özellikle böyle sayılar verebilirsiniz. Hiçbir mahsuru yok yani. 2 ile 3 de verebilirsiniz. 3 ile 4 de verebilirsiniz. Onların zaten sağlayacaksa genel anlamda sağlayacağını görebilirsiniz. Sağlamıyorsa zaten bir tane değer için sağlamıyorsa sağlamaz. 1 ve 0 birazcık nankördür. Yani birçok özelliği sağlıyor. O yüzden 1 ve 0 mümkünse vermeyin. Tamam hocam. Hadi bakalım gelelim 10. soruya. 10. soru ne demiş? Şöyle bir bakalım. Şimdi arkadaşlar 10. soru birazcık cix bir soru. Şimdi burada arkadaşlar F'de bir şey bir yere gitmiş. Bu F bir makine gibi düşünülse içerideki adama ne yapmış diye düşünsek ne yapmışı göremiyorum. O zaman düşünüyorum ne yapsam ne etsem diye. Arkadaşlar normalde burayı x'leştirmenin yolunu biliyoruz ama şimdilik siz bilmiyorsunuz onu. Şu içerisini x yapmanın yolu. Fonksiyonun tersini de öğreneceğiz. Burada işte birazcık üçkağıtçılık yapacağız. Nasıl hocam? Diyeceğiz ki ben yukarıdan fonksiyonun sayısal bir değerini bulayım. Bakın bu kavramı da bu yöntemi de öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Örneğin en kolay hangisi? F'te 0'ı bulalım. Yukarıda verilen ifadede ben şimdi F0'ı bulmak istesem. X'e kaç yazarsam içerisi 0 olur? Eksi 1. Kesinlikle. X'e diyorum ki eksi 1 yazayım. Ne yaptım anlayacaksınız. İsterseniz başka değer de bulabilirsiniz yani. Eksi 1 yazarsam F'te 0. Burada eksi 1 yazdım ya. O zaman burada da eksi 1 yazacağım. Burada ne yazıyorsam burada aynı değeri kullanmak zorundayım x değeri olarak. Buraya eksi 1 yazarsam orası eksi 1. Bölü buraya eksi 1 yazarsam arkadaşlar eksi 5. O zaman ne çıktı arkadaşlar? 1 bölü 5. Yani bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? F'de 0, 1 bölü 5 çıkıyormuş. Üst taraftan ben bunu buldum. İsterseniz içeriği başka bir değer yapın yani. Mesela x'e 1 verin veya 2 verin. Şurası hani paydası rahat gizli. 2 verirseniz ne olur mesela buradan? F'de 3 değil mi? 2 verirsem ama eksi 3 2 verdiğim zaman. F'de eksi 3. 2 verirseniz buradan da ne çıkacak? 5 bölü eksi 2. Ama bunu bulmaktansa F0 bulmak daha kolaydır. Ne yapıyoruz hocam şu anda? Bakın yaptığımız şey şu. Diyorum ki ben F'de 0'ı buldum buradan. O zaman F'de 0'ı bunun sonucu hangisi ise bu denklem örneğin fx artı 2 bölü x eksik eğer buysa burada da ben 0'ı bulursam
Burada sağlaması lazım o zaman. Bu fonksiyonun karşılığı bunlardan hangisi ki? Orada da x yerine öyle bir değer yazayım ki mesela f0 burada bulayım. Bu değer eğer buysa f0'ı burada bulabilmek için f0'ı burada bulabilmek için ne yazmam lazım? Eksi 2. Burada f0'ı bulabilmek için eksi 2. Eksi 2'yi eğer bu fonksiyonsa yani bu fonksiyon sonucu buysa eksi 2'yi burada yerine yazarsam örneğin burada da 1 5 çıkması lazım. Eksi 2'yi yazıyorum yerine. Ne oldu şurası? Eksi 7. Eksi 2'yi yazarsam burası eksi 4. Diyorum kardeş kusura bakma. Sen bu fonksiyon olamazsın. Çünkü burada f0'ı ben bulmak istediğim zaman eksi 2 yazdım. Seni de eksi 2 yazdım ve sonuç 1 5 çıkması lazım. Sen olmadın. Şuna bir bakalım. X yerine hani bu fonksiyon acaba bu mudur diye. X yerine yine eksi 2 yazıyorum f0 olsun diye. X yerine eksi 2 yazarsam şurası ne oldu arkadaşlar? Eksi 1. Burada eksi 2 yazarsam eksi 5. Bakın sonuç ne çıktı arkadaşlar? 1 5. Ama hemen sazan gibi atlamayalım. Belki başka bir seçenek de sağlar. Başka 1 5'i bakalım sağlayan var mı? Bir tane daha deneyelim. Şuraya bakalım arkadaşlar mesela. Bu fonksiyon acaba bu olabilir mi? Verelim arkadaşlar eksi 2. Orada ufak bir üçkağıtçılık yapabilirsiniz. Eksi 2'yi verdiğiniz zaman payda tanımsız olduğu için bunu geçebilirsiniz. Burada eksi 2 verdiğiniz zaman payda da arkadaşlar eksi 2 gelecek. Halbuki payda 5 olacak. O yüzden bunu da geçebilirsiniz. Burada eksi 2 verdiğiniz zaman payda tanımsız olacak. O yüzden bunu da geçebilirsiniz. Bilmiyorum ne demek istediğimi anladınız mı? Yani bu fonksiyon hangisidir diye soruyor ya. Biz şöyle bir şey yapmış olduk. Fx artı 2 bölü x eksi 2. 2x artı 3 yani adana x eksi 3'tür dedik. Niye? Ben yukarıdan f0'ı buldum 1 5 diye. Buradan da f0'ı bulduğum zaman bana 1 5'i vermesi lazım. Bu fonksiyon bu olmalı ki x yerine burada eksi 2 yazdığım zaman burada eksi 2 yazdığım zaman işlemin sonucu 1 5'i veren sadece bu ifadedir. Yani Adana seçeneğidir. Hocam. Efendim. O 1 5'i farklı bir şık verse nasıl gideceğiz? Ha, o zaman diyelim ki içeriği ben 0 yaptım ya. 0 değil de örneğin içeriği bakın paydayı kesirli istemiyorum. Mesela x'e 4 verelim. X'e 4 verirsem içerisi ne olacak? 4 verin lütfen. Ama hocam eşit. Ama burada tanımsız yapar. 4 vermeyelim. Başka bir değer verelim. Diyelim ki içeriği arkadaşlar hani şurası 2 olsun. Yani x'e 2 verelim. X'e evet. 2 verirsek ne olur şurası? 2 verdiğim zaman. Eksi 3. X'e 2 verdim. İçerisi eksi 3 oldu. Burada x'e 2 verdiysem burada da 2 veriyorum. 2 verirsem şurası ne oldu? 5. 5. Burada 2 verelim. Eksi 2. Eksik. Yani f'de eksi 3 bana f'de eksi 3 5/2'yi verecek. Eksi 5/2'yi verecek. Ha, anladım. Farklı bir değer. Bakıyorum ve aynı oluyor. Farklı bir değer deniyorum yani. Tamam iki tanesi. Hocam bir şey sorabilir miyim? Efendim. Hocam şimdi x artı 1 bölü x eksi 3 ya. Evet. Hocam şöyle bir şey gözüme çarpıyor. Sağ tarafta x artı 1'e pay kısmına x eklemiş, paydasından 1 çıkarmış. Ama ikisinde de aynısını yapacak. İkisinde tamam altta da altta dedim ki. Efendim. Hocam altta da sağladı ama üstte x ekledim, alttan 1 çıkardım. Evet. 2x artı 2 bölü, pardon 2x artı. Eğer ikisinde de aynı operasyonu yapmışsa Kemal olur. İkisinde aynı operasyonu yapmamışsa olmaz. Hayır sağlamadı. Pardon hocam. Hocam ilk başta sağlamadı. Sonra şunu buldum. İki katını alıp bir çıkarıyor. Üstte. Altta direkt bir çıkarıyor. Evet. İki katını kesip bir sağlıyor. Sadece şöyle bir şey yapabilirsin. Benim bu verdiğim sayısal değeri anlayabildiniz mi? Anladık. Şimdi şunu da mesela yapabilirsin. Ne yapabilirsin? Şimdi şunu sana vermiş mi fonksiyonu? Burada içerideki adama ne yaptığını göremiyorsunuz. Ama şöyle bir şey diyebilirsiniz. Yukarıdaki fonksiyonda x yerine diyelim ki x artı 1 yazsan. Şurası oluşuyor mu? Evet. Aşağıda da x artı 1 yazarsan burası oluşuyor mu? Oluşuyor. O zaman bir fonksiyonda x yerine herhangi bir şey yazarak yeni bir şeyi oluşturabiliyorsan ve sistemi komple sağlıyorsa hiçbir sıkıntı yok. O zaman burada x yerine x artı 1 yazarsan burada x artı 1 yazacaksın. O zaman fonksiyon ne olur? F'de x artı 2... Burası arkadaşlar ne yapar? X yerine x artı 1 yazarsam x eksi 2. Ama karşı tarafta da yazacağım x artı 1. Ne yapacak? 2x artı 2, 2x artı 3.
Aşağıda da x artı 1 yazarsam o zaman ne olacak? X eksi 3. Ben özellikle sayısal değerle nasıl bulursunuz onu göstereyim. Hocam çok daha basit geldi bana. Bunu anladınız mı ama? Anladık hocam. Tamam, güzel. Yarınki derste bu föyü yanınızda bulunsun lütfen. Buradan devam edeceğiz, tamam? Görüşürüz hocam. İyi, görüşürüz bakalım. Görüşürüz. Fatih Hoca'yı gördüm.